Nergis Kumbasar. O doğduğunda takvimler 25 Mayıs 1963'ü gösteriyordu. Anneannesi Moskovalı Rus, dedesi Kafkas, babası ise Rizeli olan Nergis Kumbasar, Ankara'da dünyaya geldi. Babası doktor olduğu için küçük yaşta Amerika'ya giden Nergis Kumbasar, anaokul ve ilkokulu orada okudu. Nergis Kumbasar'ın sanat hayatı baleyle başladı. Amerika'da ilkokul eğitimi devam ederken bale kursuna katıldı. Babasının Amerika'daki görevi bitince yeniden Türkiye'ye döndüler ve Nergis Kumbasar da ilkokul 2. sınıftan itibaren TED Ankara Koleji'nde eğitim gördü. Amerika'daki bale eğitimi süresince parmakla gösterilen ve yeteneği fark edilen Nergis Kumbasar, Türkiye'de de bale eğitimi almaya devam etti. Bale o dönemin sıra dışı işlerinden biriydi. Ancak ailesi bu konuda Nergis'i hep destekledi. Nergis Kumbasar, bale eğitimi almasına rağmen sürekli kot pantolon, tişört giyen, erkek gibi oturup kalkan genç bir kızdı. Annesi Nergis'in bu halini değiştirmek için Tülin Okan Arı'nın Zarafet ve Mankenlik Okulu'na göndermeye karar verdi. Bu okulda zarafet dersleri alan Nergis Kumbasar, eğitimini tamamladıktan sonra mankenliğe yöneldi. İstanbul'daki bir defileyle birlikte gittikleri, Ankara Moda Evi'nde tanıştığı manken arkadaşlarının aracılığıyla Başak Gürsoy Mankenlik Ajansı'na girdi. Mankenliğe devam ederken ailesinin "okulunu bitir, yine yap mankenliğini" diye serzenişte bulunmasına rağmen Ankara Ticari ve İdari İlimler Akademisi'ndeki eğitimini bıraktı. Yıllar sonra bu kararı için "en büyük pişmanlığım" diyen Nergis Kumbasar, Cumhuriyet'ten Eray Özer'e verdiği röportajda şunları söylüyor: "Gençtim. Kendi yaşamımı idare ettirecek, ev tutmaya, tatile çıkmaya yetecek para kazanıyor olmam çok çekici gelmişti." Nergis Kumbasar'ın mankenlik kariyeri başta Ankara'nın küçük moda çevresinde devam ederken kısa sürede bir ayağını İstanbul'a atmayı başardı. Sadece fiziği ve yürüyüşüyle değil, güzelliğiyle de dikkat çeken Nergis Kumbasar bir süre sonra reklam filmlerinin de aranan yüzü oldu. Çok geçmeden oyunculuğa da adım attı. TRT için 1985 yılında çekilen Peyami Safa uyarlaması 9. Hariciye Koğuşu'nda hayat verdiği Nusret karakteriyle artık tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline geldi. Nergis Kumbasar oyunculuk ve mankenlikle birlikte sunuculuk da yapmaya başladı. Şöhrete kavuştuğu yıllarda ortak arkadaşları vasıtasıyla dönemin en popüler oyuncusu Mehmet Ali Erbil'le tanıştı. İkilinin tanışması kısa sürede aşka dönüştü. "Gençliğimde Mehmet Ali Erbil'i hiç beğenmezdim. Komik gelirdi ama fizik olarak hiç tipim değildi" diyen Nergis Kumbasar, 1989 yılında Mehmet Ali Erbil'le nikah masasına oturdu. Aynı yıl eşiyle birlikte Sevmek ve Ölmek Zamanı adlı sinema filminde başrolü paylaştı. Nergis Kumbasar evlendikten sonra mankenliği bırakarak kariyerini oyuncu ve sunucu olarak sürdürdü. Nergis Kumbasar, Haberler.com'dan Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programında Mehmet Ali Erbil'le nasıl tanıştığını şöyle anlatıyor: "Tanışmamız çok komikti. Annemler Ankara'da olduğu için ben yılbaşında hep Ankara'ya giderdim. Gittim Ankara'ya, 2 gün sonra yılbaşı ve bana bir telefon geldi. Reklam filmi var, mutlaka seni istiyorlar diye. Tekrar İstanbul'a gittim. Reklam filmini çektik. Ankara'ya dönerken bir baktım, Mehmet Ali Erbil de yanımda telefonda konuşuyor. Daha önceden bir tanışıklığımız vardı. Uçaktan korktuğumu söyledim. Sonra benim yanımda oturanı kendi koltuğuna gönderip geldi benim yanıma oturdu. Ondan sonra seni ben eve bırakayım dedi. Tavlamak için her şeyi yaptı. Yılbaşının ertesi günü de beni aradı. Dışarı çıktık. Çıkış o çıkış. Ocak ayında başlayan bu aşk Ağustos ayında nikah masasına taşındı. Nergis Kumbasar, Gökay Kalaycıoğlu'nun Haber Bahane programında Mehmet Ali Erbil'in kendisine nasıl evlilik teklif ettiğini şöyle anlatıyor: "Ben buna küstüm. Ankara'ya gittim. Bir baktık bir gün kapı çaldı. Bu gitmiş yuka bitkisi almış. İnsan çiçek alır değil mi? Koca bir sopa, yukarıya doğru yeşillikleri çıkıyor. Evlilik teklifine elinde kazıyla geldi. Ben Nergis'le evlenmek istiyorum diye söyledi. Annemle biz şok olduk.
Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın evliliği yaklaşık 8 yıl sürdü. İkilinin birlikteliğinden Yasmin ismini verdikleri kızları dünyaya geldi. Nergis Kumbasar, Gökay Kalaycıoğlu ile yaptığı söylesinde ayrılmanızın arkasındaki sebep aldatılmak mıydı sorusuna şu yanıtı veriyor. Tabii ki iş artık öyle bir şekle gelmişti ki birbirimize emek harcamamaya başlamıştık. Erbil gece eve geç gelen, telefonlarda konuşan biri değildi. Gece hayatı yok. Ne yapıyorsa gündüz yapıyor, onun takibi daha zor. Nergis Kumbasar ve Mehmet Ali Erbil çifti ihanet sebebiyle ayrılmış olsalar da birbirlerine hiçbir zaman düşman olmadılar. Nergis Kumbasar, Posta'dan Oya Çınar'a verdiği röportajda Mehmet Ali Erbil ile boşanma sürecinde yaşadıklarını şöyle anlatıyor. Evliyken ve boşanma döneminde bir takım sıkıntılar yaşandı. Zaten sıkıntılar olmasa boşanma da olmazdı. Ama hiçbir zaman birbirimizin kalbini kırmadık, ağır sözler söylemedik. Yasmin her zaman bu kadar güzel anlaşıyorsanız neden boşandınız der. Ben de ona bu kadar iyi anlaşabilmek için boşandık derim. Boşandıktan sonra flörtlerim oldu elbette. Ama kendimi bildim bileli evlilik ve çocuk hayali kurmadım. Aşık olursam evlenirim. Çocuğum da olur ama çalışırım diye düşünmüşümdür. Erbil'den sonra da evlenecek biri denk gelmedi. İki insan birlikte gelişerek bir arada olabiliyorlarsa bence evlilik güzel bir şey. Herkese evliliği tavsiye ederim ama olmuyorsa da üzülmemek gerekiyor. Nergis Kumbasar kariyeri boyunca çok sayıda önemli dizi ve film projelerinde yer aldı. Eyvah Kızım Büyüdü, Tam Pansiyon ve Çapkın gibi dizilerde rol alan başarılı oyuncu, 2005-2007 yılları arasında yayınlanan Acemi Cadı dizisinde hayat verdiği Melda karakteriyle büyük beğeni topladı. Nergis Kumbasar'ın rol aldığı projelerde hayat verdiği karakterler hep sevildi. Genelde hep uzun soluklu süren projelerde çalışan başarılı oyuncu, Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı Neriman karakterini hep bir ayrı yere koydu. Nergis Kumbasar, Cumhuriyet'ten Eray Özer'e verdiği röportajda Kiralık Aşk'taki rolünü şöyle anlatıyor. Bir karakterin sahiden tutması, izleyiciye geçmesi ne demekmiş, Neriman karakterini de anladım. Şimdiye dek böyle bir ilgiyle karşılaşmamıştım. Sosyal medyada yazılanların yoğunluğuna ve içeriğine filan da bakınca bu karakterin dönüm noktası olduğunu söyleyebilirim. Şimdilerde Benim Güzel Ailem dizisinde Feryal karakterini canlandıran Nergis Kumbasar, sinema projelerinde de yer almaya devam ediyor. Son olarak başarılı oyuncu, yönetmenliğini Mustafa Uğur Yağcıoğlu'nun yaptığı Biricik Sevgilim filmiyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Biz de Nergis Kumbasar'a kariyerinde başarı, ömrünün geri kalanında sağlıklı, mutlu bir yaşam diliyoruz.